belgesel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kafkas Cephesi Harşit Savunması'ndan, Sakarya Cephesi'ne giden 42. ve 47. Gönüllü Giresun Alayları anısına 2021 İstiklal Marşı Yılı Kültür Hizmeti olarak hazırlanmıştır. Devletimiz son 3 yıldır burada anma toplantıları tertip etmekte ve Danışment Gazi Emir Kümbet ve buradaki 6000 şehidimizi özellikle gelecek nesillerimizin gündeminde tutmaya çalışmaktadır. Özellikle turizm destinasyonlarının arasındaki doğa alanlarını da bu işin içerisine katarak tarihimizi ve ecdadımızı da farkındalığını oluşturmak için gayret ediyoruz. Türklerin Karadeniz'e ilk giriş kapısı Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'dır. Malazgirt Zaferi'nde de Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından biri olan Büyük Komutan Melik Danışment Gazi, Tokat Niksar'da kurduğu Danışmentli Beyliği ile 1105 yılında Ordu ve Giresun bölgesini vatan yapmak üzere seferler düzenler. Trabzon Pontos Devleti'ne karşı yapılan bu savaşta Danışment Gazi ve 6000 askeri şehit olur. Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda Danışment Gazi ve şehit askerler için devlet töreni düzenleniyor. Bu törenlere Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçiler katılıyor. Emir Kümbet komutanımızın huzurundayız. 900 yıl önce burada askerleriyle aldığı nöbeti tutmaya devam ettiğini gözlemledik burada. Ve bu nöbetin özellikle genç nesillerimiz tarafından bilinmesini çok önemsiyoruz. O yüzden ormancılık çalışmalarımızın içerisinde her zaman ecdadın da bir şekilde yer alması için gayret gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. Danışment Gazi'nin torunları tarafından Mesudiye'de kurulan Emiroğulları Beyliği, Ordu ve Giresun'u fethederek vatan yaparlar. Melik Danışment Gazi ve askerlerinin şehit olduğu Perşembe Yaylası'nın bulunduğu Canik Dağları, dünyaca ünlü menderesler, orman gülleri, kayın ağaçları ve doğal güzelliklerle şehitlerimiz için birer abide gibi durmaktadır. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Danışment Gazi ve şehit askerlerini unutmayarak Ordu Aybastı ilçesinden Perşembe Yaylası'na giden yol üzerinde Danışment Gazi mesire alanı oluşturup şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktadır. Aybastı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu mesire alanı muhteşem güzelliğiyle ziyaretçilerine göz ve gönül ziyafeti sunar. Bungalov evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla doğa severlere hizmet veren Aybastı Kent Ormanı'nın adı Danışment Gazi Hatıra Ormanı olarak ilan edilerek Melik Danışment Gazi'nin adı yaşatılmaktadır. Aybastı'da Danışment Gazi orman kampı içerisinde oluşturmaya çalıştığımız Danışment Gazi çadır obası numunesinin önündeyiz. İnşallah bu sene sonuna kadar bu numunesini gördüğümüz çadırdan buradaki mevcut mesire yerimiz içerisinde yaklaşık 10 tane inşa edeceğiz. Ve burada çadır obası oluşturmuş olacağız. Bu Karadeniz'de, Karadeniz bandı boyunca mesire yerlerimizin içerisinde ilk olarak burada yapılmış olacak. Bu bölge İstanbul'un fethinden asırlar önce Türk İslam yurdu olan
Ordu Aybastı bölgesi, Perşembe Yaylası ve Hatıra Ormanlığı. Ve buradan tüm şehitlerimiz, ecdadımız, gazilerimiz ve bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Bu güzel vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödeyen Orman Teşkilatımıza teşekkür ediyor, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in gönül telimizi titreten İstiklalimizin sembolü dizelerimizle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Giresun'da iki piyade alayının kurulmasına karar verilir. Gönüllü toplanmasında Kurdoğlu Mustafa Zeki Hoca'nın da çok önemli katkıları olur. Cami kapılarına ilanlar asılarak halktan gönüllü asker toplanır. Mürettep gönüllü alaylar halktan, gençlerden, öğrencilerden oluşmaktadır. 42. alayın komutanlığına binbaşı Hüseyin Avni Bey, 47. alayın komutanlığına ise Topal Osman Ağa getirilir. Mustafa Zeki Hoca 42. alay müftüsü olarak gönüllüler arasındadır. 42. gönüllü alay 17 Nisan 1921 günü Giresun'dan Ümit Vapuru ile Samsun'a hareket eder. Buradan da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yürüyerek türlü zorluklarla Ankara'ya doğru ilerler. Yol üzerinde karşılaştıkları Rum çetelerini bertaraf eden Hüseyin Avni Alparslan, bu çatışmalarda kolundan yaralanır. 20 Ağustos 1921'de Ankara'ya ulaşan 42. Gönüllü Alay, buradan da Sakarya cephesine sevk edilir. Bu sırada Koçgiri isyanını bastıran Topal Osman Ağa, Nurettin Paşa ile buluşarak Pontus çetelerinin üs olarak kullandığı Merzifon Amerikan Koleji'ne baskın düzenler. Burada Pontus hükümeti çalışmaları ile ilgili çok sayıda belge, bayrak, mühür ele geçirilir. Pontus fesat yuvasının dağıtılmasının ardından 47. alay yürüyerek Ankara'ya ulaşır. Ardından da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere Polatlı Haymana bölgesine hareket ederler. Hüseyin Avni Bey ile Topal Osman Ağa'nın komutasındaki 42 ve 47. gönüllü alayların cansiperane fedakarlıklarıyla cephe gerisindeki bütün pürüzler ortadan kaldırılmış olur. Viyana çekilmesinden 238 yıl sonra Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde destanlar yazmaya hazırdır artık. Ankara Orman Bölgemizli olarak burada şehitlerimizi anmak, onların yapmış oldukları fedakarlıkları bir kez daha burada hatırlamak için bir hatıra ormanı oluşturalım dedik. Herkesin katkısı oldu. 42. alay buraya, 47. alayımızda Afyon üzerinde, yine savaşın cephesi 100 kilometreden fazla gidiyor ve burada toplu olarak şehitler veriliyor. Komutanları ve bu alayların hemen hemen tamamına yakınını şehit veriyoruz. Tarihimizin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı olan 2021'in devletimiz tarafından İstiklal Marşı yılı ilan edilmesi milletimiz tarafından takdir ile karşılandı. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Giresun Platformu İşbirliği ile Sakarya Meydan Muharebesi'ne gönüllü katılıp destanlar yazan 42. ve 47. gönüllü Giresun alaylarının aziz hatıralarını yaşatmak için örnek bir çalışma yaptı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Ankara Haymana Mangal Dağı'nda şehitler için anıt dikip hatıra ormanlığı kurması büyük ilgi gördü. Çocukların İstiklal Marşımızı okuyup şehitler için fidan dikmeleri duygu dolu anlar yaşattı. Her ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgınların zirvesi?
Sevgiliyim ben Demet İğner Aşırım.